Ozan Ertuğ kimdir? Evet. Arkadaşlarımız biliyordur ama tabii ki anlatmaktan keyif duyarım. Meslek olarak yazarlık yapmış biri. Bu pek bilinmiyor. Meslek olarak yazarlık ne deyince ama meslek olarak meslektaşım da var. Eski meslektaşım da burada. Yani meslek olarak yazarlığı ben de yazarlık yapmaya başladığımda bilmeyen olarak başlamış. Ama sonra galiba 15 sene yazarlık yapmış biri olarak zaman içerisinde başkaları için yazmaktan sıkılmış ve yazarlığı bırakmış. Bir yazarım diyebilirim. Biyografinde ilgimi çeken bir şey var. Bir dönem pazarcılık yaptığın yazıyor. Doğru. İşte tam herkesin ilgisini çeken bir nokta. Bunun hikayesini. Pazarcılık derken tam az önce ne gerçek pazarcılığı kastediyorum. Çünkü yazarlık yaparken yani profesyonel olarak yazarlık yapıp hayatımı kazanırken maaşlı bir çalışan olarak gerçekten bir yerden sonra özellikle Türkiye'de aklınla ya da yazdıklarında para kazanmak çok zor. Burada bir sürü yazar arkadaşım da var biliyorlardır. Kendin için yazmak ayrı ama meslek olarak yazarlık yapıyorsan kendin için yazmak diye bir şey yok. Zaten olmamalı da. Evet. Çünkü bir amaca doğru yazılması gereken bir şey yazan bir şeye dönüşüyorsun. Onu bıraktığımda 12-13 sene yapmıştım yazarlığı. Gerçekten bir gün panik atak geçirdim. Yani yazarlık yazmaktan ben panik atağın ne olduğunu biliyordum. Bir kere böyle bir heyecanlandığımı, kalbimin fazla attığını falan hatırlıyorum. O da panik atakmış. Sonradan öğrendim ama bir gün bir yani ajansta son günlerimde gerçekten halüsinasyon gördüm. Yani toplantıda karşımda oturan hanımefendinin dilinin ağzının uzayıp böyle boynuma dolandığını, nefes alamadığımı, beyazlaştığımı, gittiğimi falan bir şeyler oldum. Ağlamışım 2 saat. Böyle 2 saat sonra. Evet, aradaki 2 saat hatırlamıyorum. O da panik atakmış. Dedim ki ben işi bırakıyorum. Nitekim salı günü bunu fark ettim. Cuma günü işi bırakmıştım. Pazartesi günü pazardaydım. Çok hızlı oldu. Ama daha önce pazarcılık yapmıştım. Şöyle ki yine yazarlık yaparken böyle 5-6. senesinde ya bu iş hayat boyu yapılmaz galiba falan diye düşünmüştüm. Ben acaba başka bir şey mi yapsam, ne yapsam falan derken aklıma gerçekten hiçbir şey gelmemişti. Laleli'den havlu alıp gerçekten Beşiktaş'ta havlu satmıştım hafta sonları. Radikal bir karar olmuş. Ya radikal bir karar ama hani gerçekten ne yapacağımı bilememiş. İnsan ne yapabilir ki bir yazar, hani ne yapacağım? Hani, evet, doğru bir doğmuş. Evet ne yapacağım yani ne olur ki? Hani deyip gerçekten kendimi bir meslek edinmek için pazarcılığı seçmiştim. Çok basit bir şekilde gerçekten Laleli'den bir inanılmaz bir işti. Yani oran konuşmak istemem ama hani keyifli olur diye söylüyorum. 10 kuruş aldığınız bir şeyi 1 liraya satmak yani 10 kadına satmak çok keyifliymiş. Yazar olarak belli bir maaş almak ve böyle geceler boyunca, gündüzler boyu o kadar çok çalışıyorsunuz ki yazar olarak. Yani özellikle Türkiye'de işte aklınızda para kazanmaya çalışınca. Bu hani benim yaptığım işte eleştirel bir iş değil. Genel olarak yazarlık böyle bir iş yani. Dolayısıyla işte bunun baskısına dayanamayıp ben bir gün bırakırsam pazarcılık yaparım diye böyle bir 8 hafta falan pazarcılık yapmıştım. Oradan bir deneyimim var. Dediğim gibi işi bıraktım cuma günü, pazartesi Fatih pazarındaydım. Sonra salı Erenköy pazarına gittim. Çarşamba Beykoz'da bir pazar vardı. Perşembe Kadıköy pazarına gittim. Cuma bir şeye gittim. Cumartesi de Beşiktaş pazarı. Böyle haftada ben 5 gün pazara çıkan birisine dönüştüm. Full time çalıştım. Full time pazarcılık yaptım. O kadar zordu ki başta. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Bir de bunu 5 gün yapmayı yani tahmin edemezdim evet. 5 gün yapacağımı. Ama yaptım. 7-8 ay onu yaptım. Çok güzel bir işti. Deneyim kazandım. Deneyim oldu. Orada da zaten bana şu his geldi. Ya yazarlığı ben hani para kazanabiliyorum şu an dediğim gibi 10 kuruş alıp 1 liraya satmak 10 katı harika bir şeymiş. Dolayısıyla ben kendim için yazabilir miyim acaba diye düşünüyordum ve bir roman yazmaya karar verdim aslında tamamen kendim için. Dolayısıyla ilk bu pazarcılıkla ruhban konusu birbirinin içine böyle geçiyor. Yani. Aslında onu da soracağım. Şimdi ruhbanın ilk kitabın. İlk kitabım. Biraz üretim sürecinden bahsedebilir miyim? Fikir nerede aklına geldi? O konu nasıl gelişti? Zevkle bahsederim ama bence dinlemesi saçma kategorisine girecek hikayelerden bir tanesi. Ki nitekim ruhbanın konusu da bu zaten. Ruhbanın böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar deme konusu. Yani dediğim gibi ben bu hikayeden ise inanmazdım ama yine ruhbanın konusu da o. Duruyordum aklıma geldi ve biraz saçma bir şekilde. Yani Tunceli'de nöbetteydim. Sabah 4'tü. Askerdeydim. Sanırım yine ruhbanın incelediği konularda beynin nasıl çalıştığı, işte fizyoloji nasıl evet. çalışıyor, insan farklı şartlarda yaratıcılık nasıl işliyor falan gibi bir mevzu zaten hem profesyonel olarak ilgilendiğim yaratıcılığım çünkü o kadar reklam ajansında sonuna kadar kullanmak zorundayım ki sabahları ne yediğin, kaçta yemek yediğin, kaçta uyuduğun falan bunlar bir süre sonra profesyonel olarak yapman gereken, dikkat etmen gereken şey haline geliyor. Beynin nasıl farklı çalıştığını biliyorum. Bence askerdeyken de beynim tabii ki nöbet eri olarak şey yapıyordum. Her 2 saatte bir uyandırılıyordum. Yani bir gecede 4 kere nöbete kalkıyordum. 2 saat uyuyor, 2 saat nöbet falan gibi abuk subuk beynim saçmalamaya başlamıştı. Romandaki yani. Karakterlerin de zaten ölümün eşiğindeyken son anda evet. Bir aynen. aydınlanma yaşıyorlar. Sana da böyle bir tam o an. Tam o. Yani ruhbanın konusu yani bireysel deneyimim
Ruhban'ın konusuyla çok içli dışlı bir şekilde geldi. Ben bunu ayrı iki başlık olarak düşünmek istiyorum. Yani benim aklıma bir şeyler geldi ve roman yazdım demek istiyorum ama öyle değil. İkisi çok... Roman bir paket olarak... Roman bir paket olarak geldi. Roman bir paket olarak, hatta Ruhban'ın geliş anı birazcık kitabı okuduğun için biliyorsun, hani Ruhban bir anda uyanıyor ya. Evet. Aynen öyle bir şey oldu. Askerde bir anda uyandım. Bir sabah 4'te kar yağmıştı çok fazla. Tunceli'nin bir şey, yüksek bir yerindeydi. Sabah mavi ışıklar yanıp sönüyor. Ben neredeyim, buradayım. Alarm çalıyor, tatbikat yapılıyor. Hiç orada olmama gerek yok diye hissediyorum. Mavi ışıklar, işte koşturan adamlar. Ben depoda birilerine mühimmat denen bir şey veriyorum. Böyle elimde sıra sıra mermiler var, onları veriyorum. İşte tatbikat yapılıyor. Ellerime baktım ve kendimi tanıyamadım ve bu ben değilim dedim. Çok garip bir hikaye dediğim gibi. Ben bunu duysam inanmazdım ama o bir saniye içerisinde galiba Ruhban'ın bütün hikayesi, isimler dahil, başından sonuna aklımdaydı. Ruhban diye bölüp derken böyleydi. Nöbet arkadaşım, Emre Kenci diye bir asker arkadaşımdı. Abi sana bir şey anlatacağım dedim. Nöbette anlatmaya başladım. Her anlatırken, yani kafamdaki bir saniyelik düşünceyi ona anlatırken, iki saat geçti, bir sonraki nöbette bir daha iki saat, bir sonraki nöbette iki saat derken ben adamı bütün konuyu anlattım. Çok garip bir şekilde askerliğimiz güzel geçti. O bana sürekli sordu, ben anlattım. O sordukça ben abarttım falan filan derken, yani Ruhban'ın konusu öyle, hem Ruhban'ın konusu gereği hem romanın, yani Ruhban'ın geliş hali ve fikir aşaması ve konusu çok dediğim gibi iç içe geçmiş. Çok güzel. Bütün kurgu oluştu baştan sona. Aynen. Peki bunu yazması zahmetli miydi? Nasıl yazacağına karar verebildin mi hemen? Evet, evet. Orada da çok paylaşmak istediğim bir düşüncem var. Hem sektörel olarak birlikte bulunduğum meslektaşlarımla, arkadaşlarımla konuşmaktan hem keyif aldığım hem konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir konu. Reklamcılık yaparken bize şöyle bir şey öğretilmişti. İnsanlar sizin yazdıklarınızı okumak istemeyecek. Yani siz o geçilen şeysiniz. Yani dergide çevrilen sayfasınız. O yüzden öyle bir yazarlık yapmanız lazım ki birinci cümleyi okuyan bir şekilde şans eseri okutabildiyseniz bir şans, bol şans ama %1 umarım başarısınız, %1 başarı ki reklamcılıkta bu %1 metninizi okuyan muazzam bir başarı sayılıyor. O %1'in ikinci cümleyi okumasını sayarsanız siz olağanüstü bize yazarsınız. Hele üçüncü cümle, dördüncü cümlesi of. Lütfen sizinle çalışalım. Dolayısıyla benim bütün eğitimim ve kendimi mecburen yonttuğum şey okunmak istemeyen metinleri okutmak üzerine bir şey geliştirmiştim. Mesleki içgüdü geliştirmiştim. Sonra şunu fark ettim roman yazarken ben. Ya ben yazacağım da romanı. Kim okuyacak bunu? Hatta Cem Yılmaz'ın o bunu insan yiyecek şeyi var ya o gibi. Hani bunu insan okuyacak ama yani kimse kitap okumak istemiyor. Ne bu konu bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi olacak. Yazarken bunun farkındayım yani bu kitabı kimse yani herhangi bir kitabı kimse okumak istemiyor ki önce yani onu inanılmaz tavlaman lazım yani okutmayı başarman lazım okutma yine yaptığım işten dolayı biliyorum ki reklamcılık bunun %80'i yani hiçbir mal önemli değil ki neredeyse reklamı kadar reklamla ancak bir insan uyarılırsa bilirse falan filan dolayısıyla ben başta bir şeye korkusu yaşadım çok fazla abi bunu kimse okumaz niye okusun ben ne yapabilirim ki bunu okutabilirim. Dolayısıyla yazım sürecinde şöyle bir şey oldu başlarken. Ben bu kitabı güya kendim için yazacaktım ama bunun çok yanlış bir mantık olduğunu hemen uyandım. Ben dedim ki bu kitabı başkası için yazacağım. O yüzden kitap yazma süreci zordu, şu anlamda zordu. Ben kendim için yazacağım zannediyorum. Dediğim gibi hiç kendim için yazmadım. Başından itibaren yine eski mesleki alışkanlıklarım devreye girdi. Ve ben bu kitabı hiç kitap okumak istemeyen insanlara hadi Ozan, seni anlatmak istediğin o ana konu neyse tamam, ona biraz yer ayırabiliriz, okey. Ama geri kalan hepsi başkaları için olmak zorunda. İlk başta bunu biraz üzülerek yapıyordum. Sonra fark ettim ki yazarlık böyle bir şey. Yani sen birisine tabii ki okumak istemeyeceği bir şeyi okutmakla mükellefsin. Başka hiçbir şansın yok. Dolayısıyla ben zorlandım yazarken. Zorlanma sebebim pazarcılık yaparken kendi istediğim şeyi yazacağım zannediyordum. Döndü dolaştık. Onun yine şey geldi. Zaten romanın biçimine de baktığımızda klasik edebi eserlerden bir farklılık görüyoruz. Mesela formatında bir orijinallik de var. Üçüncü mesela tekil şahıs gözünden anlatmıyorsun. Aslında böyle bir destan formatında bir hikaye de var karşımızda. Birisi anlatıyor ve dinliyoruz biz aslında kitapta. Ve ilginç bir şey, genelde kitabı ilk okuyanların bana sorduğu soru, mesela iki yana yazısı olmayan bir metinle karşı karşıyayız. Bu karar süreci nasıl gelişti? Bu formatı nasıl belirlediniz? Editörle, yayın eviyle birlikte mi yaptınız? Yazarken öyle yazmaya başladım. Sen kendin karar verdin. Evet, kendim karar verdim. Bunun İki aynı yere çıkan iki farklı sorgusu oldu. İki farklı sorgudan da geçti. Çok sevdiğim bir polise yazar var. Onun bir sözü var. Yeni bir röportajında okudum ama kendime çok uyuyor.
çok standart bir söz aslında da, yani edebiyat bir baş kaldırdı diyor. Yani biraz tür bozum, yapı bozum ve olana tepki olarak edebiyat yapılır zaten diyor. Buna çok katılıyorum zaten bir yol olarak. Dolayısıyla ben kemikleşmiş ve standartlaşmış o insanın okumak istemeyeceği kitaplar var ya, hani Türkiye'de de aslında dünyada da kitap okuruluk oranı çok düşük ya. Bunun ben birazcık çuvaldızı kendine batırmaya alışık bir, dediğim gibi, geçmişten geliyorum. Yani bir insan metninizi okumuyorsa tamam, onu suçlamak, başkasını suçlamak çok kolay. Ama ben şey diye düşündüm. Biz yazarlar kendimizi suçlamalıyız. Hem okuduğum kitaplardan hem arkadaşlarımdan şunu gördüm. Aslında önerme olarak o formatı yapmasaydım ben, kitabı okutabileceğim bir formatı alamıyordum bir türlü. Yani bir türlü o istediğim çark dönmüyordu. Ben hani ne yaparım da bu insanların okumadığı, tırnak içinde bana göre değil ama okuyuculara göre sıkıcı gelen, ya şimdi kim okuyacak tuğla gibi kitabı gibi şeyini nasıl kırarım diyordum. Daha metne geçmeden önce bunun çözümünü aramaya başlamıştı zihnim. Yazmaya başladığım andan itibaren, ilk satırdan itibaren bu formatta yazmaya başladım. Hı. Yani hani bu, dediğim gibi, bir dakika, ben bir şeye karşı... Sonradan oluşan bir süreç değil. Sonradan müdahale değil. Kitabın bence konusunun da bu yüzden çok içinde bir konu. Yani kitabın biçimi... Anlatıya uygun. Anlatıya uygun. Hatta kitabın evreninde bir çok önemli bir yapı içeriyor. Henüz açığa çıkmamış bir yapı içeriyor. Yani kitabın formatı, birazcık o sinemada şey deniyor ya, dördüncü duvarı yıkmak. O anlamda kitabın bu formatının konuya da hizmeti olan, yani konuya hizmet edecek. Ben bu kısmını çok seviyorum. Bir şey kısmını da çok seviyorum ama dediğim gibi kitapların alışılagelmiş halinin farklı yorumlanabilme ihtimali, evet, niye edebiyat tek bir tür yapılabiliyor ki? Yani destansı lafını bu arada senden ve senin kulübünden öğrendim. Yani sizin bu destansı formatta yazılmış dedikten sonra ben, aa evet, destansı format bu dedim. Yani ben bilmiyordum destansı format olduğunu. Doğru. Evet, yani bir eski bir mitolojik metin gibi taşa kazınmış bir, evet, limitli sanki şey. Sanki bir buluntu metin var. Bir buluntu metinmiş gibi bir format benimsedim. Bu, dediğim gibi, hem konunun bir parçası böyle olması, hem de aslında edebiyatın zaten, hele hele bilim kurgunun, yani hepimiz biliyoruz bilim kurgunun eleştirel tavrını, o nasıl yapı bozumsal önermelerini. Bu da bence, yani kendimce, biraz kitap okumayan insanlara, birazcık da alışmış ve dinozorlaşmış diyeyim ben bir genç olarak, niye diyemeyeyim, diyebilirim tabii edebiyatın eski yayıncılarına dinozorlaşmış yapı diyebilirim, ne güzel, bedava çünkü. Yayıncılık demişken oraya geleyim. Peki paket, kurgu olarak, paket olarak geldi kitap. Aynen. Sen de işinden gücünden feragat ettin, bunu yazmaya başladın ve bitirdin. Ve bitirdim. Daha önce hiçbir edebi şeyin İlişkim yok. Olmamıştı. Evet, bir yayın eviyle bir ilişkin de yok. İlk kitabın bir yazarı, senin açından deneyimleri nasıl oldu? Bir yazarın ilk kitabını çıkarması zor mu Türkiye'de? Aslında bu yayıncılık sektörüne yönelik düşüncelerini öğrenmeye çalışıyorum. Yine bu konuda araştırırken gördüm ki, düşünmeyi ve söylemeyi sevdiğim bir konu. Bir ülkedeki edebiyatın kalitesi şeyle belli oluyormuş. Yeni kitaplara olan inançlarıyla, onlara verdikleri şanslarla, basmaları, riskleriyle belli oluyormuş. Yani bir ülkedeki edebiyatın gelişebilmesinin tek yolu gerçekten yeni yazarlara ilk kitaplarını bastırmakmış. Hmm. Halihazırda işleyen yapılar değilmiş. Bu bilgiyi bilmiyordum. Ama kitabın, dediğim, az önce bahsettiğimiz gibi formatında da zaten öyle bir farklı başkaldırış vardı. Ben zannediyorum ki tabii ki yayın evleri ya da yayıncılar da okucular buna kucak açacaklar. Çünkü çok marjinal bir şekilde. Oysaki reddedilme gerekçesine mi dönüştü? Evet, oysaki reddedilme gerekçesine dönüştü. Yani hiçbir yerden geri dönüş alamadım. Yani 30'dan fazla yayın evine başvurmuşumdur. Yazılı, sözlü, işte meslek olarak tamam. Yayıncının arkasında bayağı bir geri plan var ya. Yani. Çok var. Yani dolayısıyla genç veya yeni, genç olmasına gerek yok, yeni yazarlara evren kolaylık versin. Çok zor bir işmiş. Ben yazarlık yapan ve kendimce yazar tanıdıklarım meslek olarak yaptığım için olduğunu düşünen bir insandım. Afrikanların var mı? Geri dönüşler mesela yayın evleri. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Bir tanesini paylaş bizimle. En sevdiğimi paylaşabilirim. Tabii. Bir yayın eviyle çok ileri gittik. Yani bir, hatta kitabı bastırdık. Ramak kaldı. Ramak kaldı ve ramak kalma hikayesi de şöyle. Ben kitabı bastırmakla ilgili bir şeyim yok. Yazmıştım, kenarda duruyordu. Henüz acelem yoktu bastırmakla. Bir gün bir telefon çaldı. Gerçekten saat 10'da. 22.00'da yani. Ne olduğunu bilemedim. Yanında bir arkadaşım vardı. Bana telefonu verdi. Açtım telefonu falan, ne oluyor derken bir yayıncı bana akşam 10'da kitabın bir şekilde bizim elimize geçti. Nasıl arkadaşlarıma geçmiş? Göndermiştim. Başkasının adına gönderdim. Çok sevdiğim yakın bir arkadaşım göndermiş tamamen kendi inisiyatifiyle. Çok sevdik, okuduk. Sürpriz yapmış. Ben dediğim gibi daha sonra kendim 35 yere göndermiş ve cevap alamamış biri olarak böyle bir şey olabilme ihtimalini şu an çok küçük görüyorum ama
İlk tanışmam böyle. Yayın evinden birisi seni arıyor ve kitabını basmak istiyoruz. Hemen çok heyecanlandım. Aman işte olacak bu iş. Demek ki bu kadar kolaymış. Hiçbir şey yapmana gerek yok. İşte evreni akışına bırak falan. Bunlar harika konular. Zaten sevdiğimiz konular. Akışa bırakmıştım. Oluyor. Aman yarabbi. O onay gelmiş süreçte bile o kadar zorlandım ki. Neydi zorlayan seni? Zorlan işte yayın evlerinin işleyiş biçimleri, o uzun zaman ayrılmışları, yani bir sürü ilk kitabını bastırma serüvenine hazırlayan arkadaşım da vardır burada. Evet. Yani aman yarabbi, ben hiç hayatımda bu kadar zorlanmadım. Hani az önce şikayet ettim ya, panik atak geçirdim, pazara gittim falan filan. Yani neredeyse yaşadığım bütün mesleki zorluklarından daha büyük bir zorlukla kitabı bastırma şeyine şey yaptım. O her anım, dediğim anım da dediğim gibi onaylı bir projenin bile 8 aya uzayıp bir türlü bastırılamayıp, sözleşme geliyor, sözleşmede normalde sözleşme daha önce görmüştüm hayatımda. Ondan önce birkaç tane, 2-3 tane görmüştüm. Bir sözleşme var. Biraz sert mi ya acaba bu diye düşünüyorum. Böyle işte ne bütün... var ki sözleşmede? Sana absürt gelen bana vardı. Absürt gelen neler var? İşte çok düşük bir oran mı var? Yok, hiç oran değil. Yani dediğim gibi başka işler yapıyor olduğum için bir kazanç düşünmüyorum ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ruhban benim olarak kalmaya devam edecek değil mi falan hani, hani o derece hani, evet acaba hani falan, çünkü şöyle şeyler yazıyor işte bütün hakların ama şeye kadar, yazara danışmadan böyle yazıyor sözde, yazara danışmadan çocuk tiyatrosuna uyarlama hakkı. Ya biraz düşünüyorum, evet. Çocuk tiyatrosuna uyarken fikrim sorulmasın mı acaba falan diye diyorum. İşte radyo tiyatrosuna, sesli kitaba dönüşme hakkı, bilmem ne, yabancı yayınlara satım. Çok sert bir sözleşme. Konuşmak için gitmeye çalıştım yayın evine. Tabii sen de orta yol bulmak istiyorsun. Orta yol bulmak istiyorum, konuşmak istiyorum sözleşme ilgili falan dedim. Yayın evine gittim. Toplantım var zannediyorum. Toplantıya girdim. Toplantı yapacağım kişi biraz esnedi. Ya benim çok uykum var. Seninle bir isim söyledi. Seninle o buluşacak dedi. İşte ben o kişi şeyden kalktı. Toplantı odasından çıktı. İçeri birisi girdi. Ben zannediyorum ki orada konuşuyoruz. Tanımıyor. Yok, seni. Tanımıyorum. Beni elinden tutarak biraz çekti. Dışarı çıktık. Terasta ayaküstü böyle konuşacağız ama tamam, hiç heyecanım düşmeyecek benim. Anlatacağım yine ruhbanı falan. Anlatıyorum, biraz boş gözlerle bakılıyor. Meğersem ruhban ilk kez o an benden duyuyormuş falan filan. Çok kötü hissettirebilen şeyler olabiliyor ki hayatım şeyle geçti benim. Hayır bu metin olmaz, hayır bu metin kötü, hayır bu markayı ünlüyle geçti. Hani reddedilmekle günümün 18'i geçmiş birisi olarak. O galiba bana yazarlık olarak en büyük böyle falan. Direnç kazandım. Çok direnç kazandım. Yani oradan sağ çıktığıma göre. Sonra işte dediğim gibi 35 yayın evlilik bir serüven başladı falan. Çok zordu özetle, yani sorduğunu uzun anlattım ama bir hayli zor olduğu için çok zorlandığım bir süreç oldu. Bir sürü insan da deneyim kazanmış oldu en azından anlattıklarından yola çıkarak. Yani, çünkü onların da başına gelebilecek şeyler bunlar. Evet, belki bazısının gelmiştir, bazı izleyecek olanların gelecektir falan. Yani bir hayli zorlu bir süreç. Sonra ama yine ruhbanın konusu olarak tam da olması gereken oldu. Yani tam da editörüm taşlar da burada. Taşlar yerine çok güzel oturdu. Yine çok ruhban hikayesi, yine bunu başkası anlatsam çok şey olur. Ben böyle tamamen tükenmişim, bitmişim, hiçbir yerde geri dönüş gelmiyor. Kendime ilk kez şu soruyu sordum. Ya Ozan sen ne istiyorsun? Hani nereden yayınlansın istersin? Ben Migros'a satılmak istiyorum gibi salak bir şey söyledim. Ama çok ciddi söylediğimi biliyorum. Böyle şeyim titrediğini hissettim yani. Titreyebilecek ne varsa titrediğini hissettim. Ben Migros'a satılmak. Bir yandan ağzından söz çok şey çıktı. Kuvvetli çıktı yani. Migros'a gittim. Migros'ta hangi yayın evlerin olduğuna baktım. Eksik parça yayın evimi gördüm. Orada, yani şunu demeye çalışıyorum. Yani o kadar iyi bir yayın evi anlaşmak istiyorum ki her yerde olsun. Migros'ta bile olsun demeye çalışmışım. Nitekim eksik parçayı gördüm. Eksik parçayı nasıl göndermemişim ben dedim. Eksik parçayı gönderdim ve bir hafta sonunda eksik parçayla yüz yüze konuşuyordum sanırım bu konuyu. Yayıncılıkta yazarla yayın evi arasındaki o etkileşim sağlayan kişi editör. Galiba biraz da frekansların uyuşması gerekiyor. Ya keşke gerekmeseydi. Evet, keşke gerekmeseydi. Evet, frekansların uyuşması gerekiyormuş ama işte ne uyuşmak, zaten dediğim gibi ruhbanın da konusu bu. Keşke hayat böyle bu kadar romanlara konu olacak kadar bu kadar mistik çalışmak durumunda kalmasa ama evet, o titreşimimizin inanılmaz uyuması gerekiyormuş. O taşların bir yerine oturması gerekiyormuş. Benim içten niyetim, karşılıkta bunu görebilecek, anlayabilecek birisi falan derken mükemmel bir süreç başladı ondan kitap sonra. Çıktı. Ve kitap çıktı. Ruhban, Yeni Çağ Mitolojisi. Evet. Şimdi bu mitolojiye biraz değinelim istiyorum ben. Aslında senin savunduğun bir görüş var. Diyorsun ki mitolojiler sıfırdan, baştan yaratılmaz. Zaten var olan mitolojilere yeniden yorumlamalar getirilebilir. Bu bağlamda, kitap bağlamında mitolojiyi nasıl ele aldın? Bu yeni mitolojiyle ne yapmaya çalıştın? Ne yapmaya çalıştım? Küçük bir trivia bilgisi vereyim. Kitabın yayınlanması kesinleşene, yeni evimle anlaştığımda bile Yeni Çağ Mitolojisi başlığı yoktu. Ben
yıllar yıllar önce o askerdeykenki anımda birazcık din eleştirisi yapmak üzere bir kendi kişisel projemi geliştirmiştim. Ben şey demiştim, o zaman Dune'u okumamıştım ve dinlerin mitolojik anlamlarını bir irdeleyip tekrar edip sadece bazı öğeleri dinin bağladığı yerleri değil de başka bir şey ben bağlayabilir miyim? Bence bağlarım. Ve bağlarsam bundan bir hikaye yaratabilir miyim? Yaratabilirim. O zaman neden yapmıyorum? Yüksekliğiyle bir din eleştirisi olarak ve çok daha birazcık daha dine eleştirme yönelik bir şey yazmıştım. Ve neredeyse özünde şey vardı. Mitolojik kavramlar değil ama daha insanın bu uhrevi konular ya da mistik öğeleri hikayeleştirme biçimi, o hikayelerin işte biliyoruz hepimiz dinlerin belli tekrar eden, insanlara bir şey öğretmek amacıyla olan ya da deneyimler sonucu olan şeylerin tekrar tekrar yazılması, aynı şeylerin yenilenerek yazılması. Tüm toplumlarda aslında çok özünlediğinde mitolojiler hep aynı şeyleri anlatır. Evet, aslında bütün dünyanın mitolojileri aynı şeyleri anlatırmış meğersem. Yani o zamanlar çok bu konuda yoğun okumalar yapmamıştım ama 10 sene önceden bahsediyorum. Zaman içerisinde dediğim gibi ruhbanı bir din eleştirisi olarak yazma fikrimdeydim. Sonra öyle olmadı. Roman öyle akmadı. Roman öyle akmadıktan sonra ama kendi mitolojisini oluşturdu. Kendi tekrar eden mekanizmaları, aynı öğeleri ki belki birazdan yere gelirse tekrar söylerim. Ruhban'ın anlatmaya çalıştığı öğelerle dinin anlatmaya çalıştığı öğelerin değinmeye çalıştığı konuların benzerlikleri. Dolayısıyla Yeni Çağ mitolojisi aslında bende alt başlık olarak yoktu. Sonra babam okuduktan sonra Yeni Çağ mitolojisi mi diyorsun yani gibi böyle bir sert bir şekilde kendisi şey yaptı kendisini de. Onun o böyle sert, onu mu diyorsun sen yani falan gibisin. Aa evet onu diyorum derken Yeni Çağ mitolojisi oluştu. Ve kitaptan oluştuktan sonra tek bir satır bile değiştirmedik. Yani o zamana kadar da bir kitabı okumuştuk, hatta üstüne biraz çalışmıştık. Ama Yeni Çağ mitolojisi önermesi aslında çok uyan bir alt başlık. Ben de katılıyorum. Ben gayet uygun. Bence de gayet uygun. Senin de uygun bulduğunu bildiğim için ben de bunun arkasında durabiliyorum. Eskiden o kadar duramazdım ama sizin hem senin hem tanıdıklarının biliyor olduğunu. Evet, bence de çok uygun. Yeni Çağ mitolojisi. Zaten kitapta bununla da biraz bağlantılı. Senin kitap boyunca iddia ettiğin bir aslında bir sav var. Bir şeye vurgu yapıyorsun. Diyorsun ki bilgi aslında ezelden beri hep vardı. Bir yerde vardı. Biz ona ulaşmalıyız, öğrenmeliyiz. Yani bilgiyi baştan yaratamazsın. Sadece var olan bilgiye erişebilirsin. Aslında bu bilgi felsefesindeki de o meşhur epistolum yani evet şeyin meşhur tartışmaların, o aynen, sorgulamaların kaynağındaki bilginin gerçek bilgiye nasıl ulaşırız, ölçütü nedir gibi sorular. Senin burada aslında radikal olarak dediğin şey Big Bang'i bizim bildiğimiz aynen, Big çok güzel bir yerim, harika, aynen. Gibi algılamıyorsun. Aslında Big Bang'in de bir öncesi olduğunu düşünüyorsun. Ve bilginin de ta o zamanlardan beri aslında evrene yayıldığını sürekli. Ve bizim aslında ona ulaşabileceğimizi bir şekilde, ulaşabilirsek aslında dönüşümümüzü tamamlayıp evet, öğrenimimizi aynen devam ettirebileceğimizi düşünüyorsun. Bu bilgi felsefesi açısından sorayım. Aslında bütün mitolojiyi de biraz bunun üzerine oturtuyorsun. Çünkü o bilgiye ulaşmış birisi bize anlatıyor zaten kitapta. Evet, aynen öyle. Hatta yani varlık ontoloji diyebiliriz. Teoloji yani hani varlık felsefesi üstüne zaten bu konu irdelenmiş durumda. Evet. Tanrısal ve epistemoloji ve bilgi felsefesinde irdelenmiş durumda. Teolojide incelenmiş durumda. Zaten hani bu felsefeler evet yani zaten dediğimiz gibi antik çağlardan beri yapılan bir felsefe temeli olan bir sürekli önemli. Sürekli insanı evet, sorguladığı evet, bir alan. Ben beğenir misin din eleştireceğim ya din eleştirisi yapabilirim. Gözü eleştireceğim değil, eleştirisi yapılabilir gözüyle çıkıp yazmaya başladım. Ruhban'da döndüm dolaştım. Bilim eleştirisi yapalım şeye geldim. Döndüm dolaştım. Konuyu şuna getirdim. Yani konu onaya geldi ve Big Bang'i karşıma alma şeyi de oradan biraz geliyor. Daha da almaya devam edeceğim. Çok aldım. Onu da soracağım. Onun da bir arka planını merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyordum. Şimdi mesela bir yerde gezegenin yaşını 43 milyar geçiyorsun. Bu bugünkü işte evren anlayışımıza uymayan bir şey. Uymayan ve hani o kadar kanıtlı bir şekilde ki aslında evrenin Big Bang'le dolu. Hani her şey ona peşi sıra çalışan bir modelde, standart modelde şey yapabiliyoruz, işlettirebiliyoruz. Yani bu bildiğimiz bilimsel olarak üzerine bu bardağın burada olması gibi kanıtlı bir şey diyebiliyoruz Big Bang'e. Bilimi karşıma alan hali şöyle oldu. Dinin, din gibi yani din Tanrı'yı başlangıç noktası kabul edip ondan, yani ondan öncesine bakma, ondan sonrasında biz her şeyi sana açıklayabiliriz yapan radikal bir öneriş biçimi. Fark ettiğim üzere şu da oldu, bilimde de bir radikal bir önerme var. O da her şey Big Bang'le başladı önermesi. Aslında biraz uzaktan baktım. Dediğim gibi ilk başta dine çok yakından bakıp onu eleştirebileceğimi varsaydığım bir kurgudan, bilimi kullanarak dine eleştirebileceğimi düşündüğüm bir kurgudan zaman içerisinde şuna geldim. Bilimde de aslında
Ya bir kere en başında konuşuna gelebiliyor. Burada yine matematik üstüne felsefe yapan başka bir değerli arkadaşım var. Matematiğin kendi içinde doğrulanabilirliği bile kesin değil. Yani sayılar teorisi, yani matematiği geometriye dayandırarak açıklayabiliriz ama matematiğin kendi içinde bir şey yok tam. Arkadaşlar hani bu kesin diyebileceğim, bilimin kesin dediği şeyde matematik var mı yok mu çok tartışılıyor. Zaten meşhur bir soru, matematik keşif midir, icat mıdır diye. Evet, o sorulara verilebilecek çok önemli ve değerli cevaplar var ama konu şuna gelebiliyor işte. Her şeyin başlangıcı Big Bang miydi? Ve neden biz bilimde Big Bang'i başlangıç kabul edip evren algımızı sınırlandırıyoruz Big Bang'le? Yani her şeyin gerçeklik, gözün gördüğü yaratılışı neden Big Bang sonrası kabul ediyoruz? Ruhban'da o yüzden geriye gitmek istedim. Hı hı. Ve zaten din bile belki bazı yerlerden başlıyor. Ama hep bir başlangıç noktasında. Benim karşıma biraz almak istediğim, o yüzden yeni çağ, modern çağ, 2022 yılında yazılabilecek bir roman olduğunu düşünüyorum. Bugün bilimin biz çok farklı sorgularını yapıyoruz. Gerçeklik, yani bilimin kendi içinde emin olduğu şeylerin emin olmadığını, bambaşka olabileceğini. Yani kuantum lafını söylemekten nefret ediyorum ama yani kuantum dolanıklık diye bir şey var. Bilimin içerisinde çok farklı gerçeklikler keşfettik artık. Peki, dolayısıyla bilimin ulaşabileceği bilgi düzeyinin bir sınırı olduğunu düşünüyor musun? Mesela büyük patlamanın öncesinde de vakıf olabilir miyiz bilimle? Çok güzel bir soru. Yine ruhbanın konusu olan bir soru. Burada konuya şuna geldim. Abra diye bir kavram icat etmeye oradan geldim. Evet, romandaki abra deme. Zihni yüceltmek istedim. Yine felsefenin yapabileceği bir şey bu. Yani sadece biz ampirik metotla, yani deneysel ve gözlem yoluyla biz evreni anlayabildiğimiz kadarıdır evren diyor. Bu sınırlandırılabilir bir bakış açısı olabilir. Bence sınırlandırılabilir bir bakış açısı değil. Tam tersine diyorum ben. Aslında zihin aracı bilimin de ötesine geçebilir. Yani zihin bilimi çürütebilir. Tıpkı dini çürütebileceği gibi. Ya da dine çürütmek demeyelim mi? Karşıt fikir, çünkü din çürütülebilir bir şey değil. Karşıt fikir geliştirilebilir bir şey. Bilim de öyle. Karşıt fikir geliştirilebilir bir şey. Dolayısıyla Big Bang'in öncesine gidebilecek bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Bunun da beynimiz, zihnimiz, bilincimiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu konu benim için çok ilginç bir zaten konu. Zaten bilim için kendi zihnimizin bir ürünü de diyebiliriz. Diyebiliriz, aynen. Düşünemediğimiz sürece bilim de üretemeyeceğimize göre. Evet, düşüncenin o aşamaya belli bir evrimsel süreçte gelmemiz gerekiyor. Evet ve yani sağa mı sola mı gitsem bir hücre olarak iki boyutlu dünyada besin bulmak için, yani evet, ben nereden besin bulsam süreciyle başlayan sürecin bugün işte Mars'a araç göndermeye gelebilecek düşünsel evrimini gerçekleştirdiyse eğer, Ruhban da buna şu dedim, abra gezegense, yani böyle bir şey yapılabilecek bir ortamdaysan sen, evet bunlar olabilir. Buraya öyle bir ortam dedim önerme olarak. Çünkü biz burada doğmuşuz, büyümüşüz ama zihnimiz yoluyla bence dedim romanda, tabii bu roman kurgusu, yani bir an bilim kurgu romanı olduğunu farkındayım, yani bir kurgu romanı olduğunu farkındayım, bilimi kullanan kurgu yaptığının farkındayım ama ben bilim felsefesi yapmak istedim biraz. Orada da zihinden ve şeyden bahsetmek biraz istedim. Biraz bayağı yapmışsınız. Evet, yani gizli gizli onu çok yapmak istedim. Evet. Ama evet bayağı yaptım. Alt metinlerde bilim felsefesine göndermeler var. Hep yapmak istedim. Hep onun alanına bir el atıp hep orada sorgulamalar yapmaya çalışıyorum. Kendi içinde de bilim felsefesine özel bilgi mi var? Başkası için yazma konusu benim yok. Özel bilgim yok. Hı hı. Standart bir, herkesin olması gerektiğini düşündüğüm bilgim var. Ruhban romanının yazım amaçlarından bir tanesi ama başkalarının buna ilgisi olsun. Hı. Yani benim ilgim benim hobim. Çok kişileri bağlamaz ya da bağlasın diye uğraş. Yani hobi olarak herkes benim hobime sahip olsun değil ama yolda yürüyen adamın da birazcık bu zihnin neler başarabileceğinin ya da bilimin neler neleri, yani bazı konuları anlatmak için dine ihtiyacımız yok. Biraz fazla din kaçamağını kullanmışız tarihte. Evet. Halbuki bilimle de aynı konuları anlatabiliyoruz. Ama yeri geliyor bence günümüzde, artık iyice gelmiş ve fark ettiğimiz üzere, gerçekliğin farklılıkları sorgulandığı üzere biz biliyoruz ki bilim de sorgulanabilir. Dolayısıyla ben aslında birazcık bu kitabı kendi hobim değil, başkalarının hobisiyle bilgi felsefesi olsun diye yaptım. Bilim felsefesi olsun diye yaptım. Yani insanlar şeyi düşünebilsin, bu zihin bir şeyler başarabilir. Yani düşünebilir bir kere. Düşünce, kitapta düşünceyi o yüzden övüyorum. Düşüncenin zamansızlığına o yüzden geliyorum. Bilinçle bilinçaltının aradaki köprü oluşturma. Bilinçaltı köprüsüne, DNA'larımız ile bize aktarılan düşünce biçimlerine,
girme sebebim hep o. Birazdan zaten gaye hipotezine evet, geleceğiz. Gaye hipotezine geleceğiz. Ama onun öncesinde şeyi merak ediyorum. Kitapta özellikle asal sayıları ve duru görüye önem derecede vurgu yapıyorsun. Asal sayı deyince benim mesela Carl Sagan'ın Mesaj romanını okuyanlar varsa bilirler. Orada da uzaylılarla ilk iletişim kurma biçimimiz, yani onların orada var olduğunu anlama biçimimiz asal sayıları göndermesiydi bize. Yine kitabın sonlarında spoiler olacak ama evrendeki her şeyin, tüm sırların pi sayısının içinde gizli olduğunu söyleyerek bitirmişti. Carl Sagan ki çok böyle katı bir bilimci bir insan olmasına rağmen böyle bir açık kapı bırakmıştı aslında. Bir üst zihin, bir üst bilinç vardı sanki onu bilgiyi paket olarak onun içine koydu diye. Sen peki buna nasıl bakıyorsun? Matematiği aslında özelinde, matematik bu kitap için ne anlam ifade ediyor? Matematik bu... Matematiğin evrensel olduğunu düşünüyorsun. Evet, yani matematiğin aslında tabii yani yine Doğan burada geometri demeyi tercih ederim şeyde. Ama geometri birazcık içerisinde matematiğin barındırdığı anlamlarını okur gözünde barındırmaz diye matematik üzerinden anlatıyorum. Aslında onlar belki geometrik şekiller ya da geometri sadece şekiller demeye gerek yok. Ama matematiğin evrenin bir lisanı olduğunu bir tek ben değil hani bir sürü bilime yatkın ya da bilimle konuşan insan zaten söyler. Yani evrenin lisanı olduğunu ama yine matematik zihnin bir ürünü, bir bakış biçimi. Yani matematiğin olmasına bile gerek yok aslında. Başka o bir... hep orada. O hep orada. Matematik diye bizim sınırlı baktığımız. Yine kitapta bahsettiğim bir mevzu var. Meta kelimesini çok severim ben. Böyle bir üstü hani. Fizik bir de metafizik. Evet. Aslında sadece işte birazcık daha büyüğü demek anlamına gelen hali kullanılmış. Aslında onun da içine. Evet, onun da içine kadar. Meta matematikte, yani kitapta bahsettiğim matematik aslında meta matematik. Yani matematiğin içinde olduğu evrensel düzenin bağlı bulunduğu kümeden biz bence oturduğumuz yerden, dünyadan birçok şeyi sökebiliriz. Evet, çözebiliriz. Matematiği kullanarak başka gerçekliklerin olduğunu biz başka boyutları matematiksel olarak, ya bunlar muazzam şeyler. Tabii paralel evrenler olsun, kuantum üzerine, kuantum mekanı, bunlar kağıt üzerinde. Bunlar kağıt üzerinde yapılıyor. Kağıt, kara delik. Geçen sene fotoğrafını çektik. Yani kara deliği matematikle hesaplayabiliyor olmak, bağırmamız gerekmiyor mu yani böyle abi biz ne yapabiliyoruz matematikle yani matematikle. İlk keşfini matematikle yaptık. Daha dünyanın yüz ölçümünü mesela falan bunlar yenilir, bana yenilir yutulur gibi gelmiyor. Demek ki o zaman şöyle bir çıkarsamaya da varabiliriz. O matematiğin o tüm bilgi birikimine ulaşabilsek aslında evrende çözemeyeceğimiz bir şey de kalmayabilir. Evet, onun zihnini alabilecek ama çok sevdiğim bir konuda bir şey var. Bir matematikten öğrendim. Adam şey diyor, Googleplex diye bir sayı var diyor. Onu sen zihninde düşünmeye çalışsan o matematik sayısını, bizim bugün kara delik diye kastettiğimiz şey oluşuyor senin beyninde. Yani sen o sayıyı düşünmeye çalışsan, evet, entropi yasaları gelince o enerjiyi o kadar küçük hücrende harcamaya çalışsan oradaki yoğunluk kara delik oluşturuyor. Yani düşün ki biz matematiği nasıl düşünemeyiz? Hani matematiği nasıl düşünemeyeceğimiz kara delik oluşuyor bir sayıyı düşünmeye çalıştığın zaman. Enerjisi olarak, matematiksel olarak kanıtlı ve kesin bir şekilde. Şimdi böyle büyük sayılar, böyle büyük bir şeyler oluyorsa oturduğumuz yerden çözebiliyoruz. Evet ama hani anlayamayacağımız aşikar. Evet, tabii ki. Ama anlama amacına da gerek yok. Hani belki kontrol edebiliyoruzdur anlamadan. Hı. Belki anlam şey değildir. Belki ben hani Migros'a satılmak istiyorum dediğimde belki matematiksel bir şey olmuyordur. Hani onu illa matematik de zaten bazı şeyleri anlamıyorlar ama kontrol edebildiklerini fark ediyorlar. Ama anlamıyor aslında ne yaptığını. Evet. Orada. Mükemmel bir yere değildir. Aynen doğru. Yani bilinçli olmak zorunda değil ki. Yani evet, bilincin anlam sahibi olma zorunluluğu yok. Hiç yok. Bilinç evet, konuşabilmek ya konuşmak bile çok. Bilinç zaten günümüz bilim içinde biraz gizemli bir mevhum. Hala çok. Yani altı doldurulabilmiş bir şey değil. İşte bunun üzerine bir sürü teoriler atılıyor ama çok. Hala teori bazında. Ya bilincin üzerine gitmem bir bilim kurgu romanında böyle kendine sert bir konuyu. Tabii en sevdiğim fizikçi hani Penrose şey diyor. Bilinç bir hesaplama değildir. Yani ben de çok uzun zaman bilincin bir hesaplama olduğu üzerine çok kafa yordum. Ama konular o kadar değişti, özellikle son 10 yılda. Kuantumdaki ilerlemelerimiz, her kimyasal işlemin bir kuantum işlem olduğunu, yani herhangi bir elektron alışverişi bulunan iki atom arasında yapılan işlemin bir kuantum işlem. Kuantum işlem dediğin anda dünya inanılmaz karışıyor zaten ama bizim içimizde olan her şeyin bir kuantum işlem olduğunu ayıktıktan sonra biz insanlık olarak bütün fizikçilerin, en dediğim gibi yaşayan büyük fizikçilerin olduğunu düşündüğüm fizikçilerin bile bilincin bir işlem değil ya da hatta belki burada tutulan bir şey olmadığına dair fikirleri benim
için çok heyecanlandırıcı fikirler yani. Kuantum zaten biraz hala insanlık için biraz sıra dışı geldiği çok. İçin Einstein bile bir dönem reddetmişti, kabul etmemişti. Zaten bir zihne sığabilecek bir konu değil. Yani bir zihne evet. sığması mümkün değil. O bir süreç yani. Şimdi gelelim o meşhur mevzuya, Gaia mevzusuna. Gaia aslında 1970'lerin başlarında ortaya atılmış, aslında bilimsel bir temeli oturtulmaya çalışılmış bir hipotez esasında. Nedir Gaia? Bilmeyenler için söyleyeyim. Gezegensel bir bilinci ifade ediyor. Aslında tüm gezegenin tek bir canlı, tek bir bilinç olduğu bir yapıyı, bir varlık alanını ifade ediyor. Bilim kurguda bu çok sık kullanılıyor. Örneğin Solaris, Stanislav Lem'in Solaris'i bir yaşayan bir gezegendir aslında. Yine vakıfın Gaia'sı vardır. Aynen. Avatar'ın evet, Pandora'sı bir nevi öyledir. Yine Isaac Asimov'un İntikam Tanrıçası Nemesis diye bir romanı vardır. Orada Eritro böyle bir varlıktır. Sende de bir büyük gezegen var ve bir de onun bilinci ruhban var. Hı hı. Önce şeyi de sorayım. Ruhban nedir? Ne anlama geliyor? Burada ne amaçla kullandın? Ruhbanı aslında... Şimdi bizim bildiğimiz ruhban değil. Değil. Aslında ama oraya da gönderme içeren bir şey. Evet aynen. Yani o da çok garip. O askerde bir anda içimde olan ruhban kelimesiyle beraber olmuştu ve daha sonra ya ruhban o demek ama boş ver ya falana geldi konu. Ne olacak falan ben alırım o kelimeyi deyip öyle bir şeyle çıktım ama dediğim gibi o an aklıma gelen kelime de ruhban olduğu için değiştirmedim sonra. Gaia hipoteziyle eşleşen durumda büyük gezegen dediğin mevzu şöyle iç içe geçmiyor mu? Ben sorayım. Tamam. Eğer Gaia ya biz bilinçli diyebiliyorsak bir kere zaten nasıl dünyaya bilinçli değil deriz. O bile zaten soruya tersten bir soru sormak ama tabii ki gezegenimize bir canlı gözüyle bakmak zorunda değil mi? Yani nasıl ona canlı gözüyle bakmayız ki? Zaten o nefes aldığını bildiğimiz bir şey, derisi olan bir şey, iç organları olduğunu, bir şey, kanı olan, hani akan, dolaşan, kendini yenileyen, yaşayan bir sistemden bahsediyoruz zaten. İşte zaten canlı da canlılık biraz, tanımı... tanımı da biraz karmaşık aslında. Evet, yani tabii. Tam da oturtulabilmiş tam bir tanım bir şey değil. Belki insan zihnine sığmayan da bir şeydir bu arada evet. Tam tanımı. Ama bizim sığdırabildiğimiz her tanıma uyuyor aslında Gaia hipotezinin gayesi. Dolayısıyla biz Gaia hipotezi derken niye sadece dünyadan bahsedelim ki aslında bir yandan? Hı hı. Dolayısıyla tabii ki evreni sadece bizim Big Bang'den sonra oluştuğumuz varsayımız gezegen, yani evren bile o kadar akla sığmayacak kadar büyük de ondan bile daha büyük bir evrenden bahseden ruhbanda akıllı başka gezegenler olmasın mı? Tabii ki olabilir. Yani şeyi geçtim ama dediğim gibi kurgu olan Big Bang öncesi kısmından bahseden değil. Biz bugün başka gezegenlerin yaşamadığını mı varsayıyoruz? Varsayılan şekilde. Bence biraz evrene bakış açımızı bu yüzden değiştirmeliyiz. Kitabın arka kapak yazısında o yazıyor. Yani mitolojiler tekrar ediyor, hikayeler tekrar ediyor ama eskiden biz mitolojide doğaya karşıydık. Şimdi uzaya çıkmaya çalışıyoruz. Başka gezegenleri kolonileştirmeye çalışıyoruz. Yaşanabilir gezegenler arıyoruz. Bizim şu an mücadelemiz evrenle olmaya başladı. Mitolojinin konusu değişti mi? Şey de zaten hani canlının da en altta işte yapı taşlarına kadar indiğinde cansız varlıklarla karşılaşıyorsun. Bunların bir araya gelmesi mekanik bir sürecin şeyi. Canlı dediğimiz varlık biz canlı oluşuyor. Bizim hücre, bizim içimizde canlı olan hücreler buna var. Göre evrenin kendisi de canlı olabilir. Tabii ki. Yani aynen bunu benim yeni bir önerme bile değil bu. Hani bunu bir önerme gibi bile düşünsün istemem aslında sokaktaki adamlar. Dolayısıyla ruhbanı hani başkaları için yazdım dediğim kısmı buydu. Hemen onlara şeyi anlatmak isterim. Dünya yaşıyor. Evrende yaşayan bilinçler olabilir ve bu insan formunda olmak zorunda değil. Bilinçli olan tek şey insan demek değil. Bilinçli olan başka şeyler de olabilir. Neden olmasın? Carl Sagan, biz evreni kendini tanımıp anlamak içimiz. Evet. Gibi bir şey. Çok yine inandığım ve İnandığım derken yani doğru olduğunu kastettiği şeylerin bizi çok doğru bir yere götüreceğine inandığım bir laf o. Evet. Aynen. Şey peki aslında ruhban evrenin çeşitli yerlerinde böyle yardıma ihtiyaç duyanlara gidip yardım eden bir tümel bilinç olarak karşımıza evet. çıkıyor. Bir nevi evrenin süper kahramanı. Evet, çok hoşuma gitti. Sen biraz önce söylediğine çok hoşuma gitti o tarzı. Bunların hepsini senden öğreniyorum. Şey mesela bu sinyalleri mi alıyor? Nasıl? Bu iletişim süreci nasıl oluyor? Gaia'nın bir şey ya da ruhbanın işte tüm böyle nasıl eli kolu her yere uzanabiliyor? Nasıl uzanabiliyor? Bunu nasıl bağladın mesela bir bilim kurgu romanında? Evet, bunu bilim kurgu romanında aslında bilinçle bağladım. Hı. Yani bilime, yani bu vücudun içerisinde olan bir organın, bir fiziksel yapı taşları olan, hani atomdan başlayan hücreye doğru giden organizmalara ve daha sonra organlardan beyne gelmiş bir yapının, cansızlıktan canlılığa geçmiş bir şeyin içerisinde sanırım dedim soyut bir şey de barınıyor ve bu soyut kavram, bilinç eğer soyut bir şeyse varlığı, yine bu benim önerdiğim bir önerme olduğunu zannetmiyorum. Kendi kafamda bir sürü referans örneği geliyor da beyin içerisinde bu dünyada olmayan bir şeyi taşıyor olabilir çok.
makul bir şekilde. Yani bilinci. Ve bu bilinç gözün gördüğü şeyle, etkileşim alanı gözün gördüğü şeyle olmak zorunda değil. Kitapta çok alt metinler ama giderek üstüne durmak istediğim bir konu var. Olaylar zincirleri diye. Olayları okuduğun için biliyor olduğunu biliyorum. Birbirine bağlı olaylar. Mesela bu olaylar konusunu çok değerli buluyorum. Yani evrenin bir işleyiş biçimi olarak. Evren olaylara bence çok değer veriyor. Yani o oldu, bu oldu, o oldu. İşte bunu şey üstünden anlatmıştım. Bir adam bir gün dünyanın çevresini hesaplıyor. Ve orada o döngü, mevsimler, o derken işte bugün Mars'a şey iniyor. Uzaydan bir şey bırakıyoruz diyor, onun ineceği yeri hesaplayarak falan. Bu döngünün içerisinde şey var. Bilincin kendine ya da bu dünyada olmayan bir bilgiye erişimi var. Matematik diyelim. Bir arzu diyelim. Mesela isteğe bir arzu diyebilirim. İsteğin tutulduğu bir yer olduğunu beyinde, tabii ki onu tetikleyen amigdala içerisinde bir isteme merkezi var. Orayı körelterek bir sigara alışkanlığına kesebiliyorsun. Ayrı. Ama yani bunların hepsi arkadaşlar burada mı demek istiyorum? Yani dolayısıyla ruhbanla ilişkisi nasıl kitapta, bilim kurgu ilişkisi nasıl? İşte benim bilimimde, anlatmaya çalıştığım bilimde, bilinç de bilimin, bilginin bir parçası ve o bu gözün gördüğü şeylerle etkileşim için değil, gözün görmediği şeylerde içinde etkileşimde ve yine bunda şaşıracak bir şey değil. Da yeniden yorumluyorsun. Harikasın. Yine arkadaşlarımın söylediği bir şey. Her bilim, değerli bilim kurgununda sadece işte bir bilim kuralı esnetilebilir. Herkes de o hakkını şeyde kullanıyor. Işık hızı geçmede, ışık hızı geçmede kullanıyor. Ben orada kullanmak istemedim o hakkımı. Ben o bilimi bir gün kıracaksam, hani burada tamam özür dilerim falan yapacaksam, o ışık hızı geçmede olmasın dedim. Dolayısıyla kendi hem bulduğum hem de önermemin çok özünde olan bir şey, düşünce. Yani düşünce hızıyla ve düşünce... Standart bilime göre her şeyin... oluş sırası aslında ışık hızıyla olmak zorunda. Evet, lokalite çünkü diye bir şey var. Yani hani sen evet, ancak yanındakine değebiliyorsun ve başka evet, bir olasılık. Ben buradan da dünyanın öbür ucundaki bir insanı etkileyemiyorum. Onun yanındaki, o da öyle zincirleme gidiyor. Evet, bu olaylar zinciri. Olaylar zinciri. Ama olur, fiziksel olmak zorunda değil, getirdim evet, konuyu. Sen bu... oraya getirdin. Aynen. Ve buradan bilim kurguya bağlı. Ve buradan bilim kurguya bağlı. Peki şey nasıl olacak? Şimdi insanlar okuyacaklar romanı, tabii ki bu bir bilim kurgu romanı, ama diyecekler ki bu acaba bilim kurgunun hangi alt türüne dahil edilebilir? Senin bu konudaki fikrin nelerdir? Ben mesela bilimsel fantezi alt temasını, alt türünü daha uygun bulurum kitap için. Sen ne dersin? Evet, güzel diyorsun. Özellikle giderek olmasını istediğim ruhban dünyası, evet bence de bilim fantaziyaya doğru, kağıt üstünde hani bir yayın evine ben vursam, yayın evi ben seni basacağım ama hani hangi rafa koyayım dese, ben ona bilim kurgu fantaz ya, felsefeyle de yoğrulmuş. Evet, hani ben felsefe de yapmaya çalıştım ama felsefeyi koyarsanız biraz yumuşak kalır, o yüzden bunu satmaz, bilim kurguya koyuyorum. Satmaz. Yani şey alay ederler, biz bunu bilim kurguya koyalım ama severler falan demek zorunda kalacağız. Ama bu değerli kütüphanede de fantastik tabii ki kütüphanesi var, ayrı ve bilim kurgu kütüphanesi ayrı gibi bir yapı var. Sanırım biraz önce de kapının önünde konuşuyorduk. Bilim kurgu ve fantazya ayrılmaz ikili. Yani ayrılsın istiyorum çünkü iki çok ayrı tür. Doğru, bir tanesi. Günümüzde öyle ama eskiye gidersek ikisi de aynı. Evet, aynen. Fantazya, yani fantazilerin bir sonucu ama kendilerine bugün çok da, bir tanesi de büyücüler büyü yapabiliyorlar, bir tanesi de bilim temelli. Ama orada da işte hiçbir bilim kurgu aslında bilim temelli olmuyor. Hep bilime eğip çok büküyorlar. Dolayısıyla bence zaten bütün bilim kurgular içinde fantastik bir öğe içeriyor. Dolayısıyla evet, benim evrenimde de fantastik öğeler var. Ama elimden geldiğince o fantastik öğeleri felsefe öğeleri gibi kullanmaya çalıştım. Sen aslında kitap boyunca işlediğin şeyleri en azından günümüz bilimine göre bir zemin oturtamasan da bir altında bir mantık oluşturuyorsun kendince. Evet. Onu sürekli o mantığı takip edebiliyorsun. O yüzden okuması çok zor değil. Mesela aklımıza takılan bir şey sen açıklıyorsun. Hemen açıklamaya zaten çalışıyorum, evet. Ve o yüzden de şey olmuyor. Yani çok fantastik gibi de gelmiyor aslında. Altını doldurmada hünerlisin, onu söyleyeyim. Evet, teşekkür ederim. Onun için çok çalıştım. Yani bunların boş bilim temelsiz ya da çok fantastik, dediğim gibi bir kuralı bile esnetmemeye çalıştım. Dediğim çünkü gibi okurken aa diyorsun, he tamam. Evet, ha evet, değil mi? O hep bunu yapmaya çalıştım. Evet, hep o oluyor. Ha tamam olur. Ha tamam peki falan hep. Yakaladım deyip tek yakalayamamışım falan oluyor. Onu bilerek yapmaya onu çalıştım. Onu güzel yapmışsın. Çünkü bilimi eğip bükmemeye çalıştım. Yani bilimin çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Mitoloji gibi, teolojinin alanları gibi ya da felsefenin alanları gibi. Hani bilim de çok bize kapı açan bir şey. O yüzden bilimi bir araç olarak kullanıyorsam onu bozmak istemedim. Tabii. Peki ucu da açık aslında. Bu evren genişleyebilir. En azından okuyan herkesin kabul edeceği gayet geniş bir evren yaratmışsın. Devam etmeyi düşünüyor musun? Edersen ne tarafa doğru genişleteceksin bu evreni? Ya harika bir şekilde cevaplamak istiyorum bu soruyu. Teşekkür ederim bu soruyu. Şöyle,
bunu çok arkadaşıma sordum. Ya bu abi bu bir kitap mı? Ya bu bitmiş mi? Falan diye böyle bir çok bu bir kitap olur mu falan diye sordum arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Orada bunun bir kitap olduğu fikrini şöyle sorguluyordum. Bunun bir kitap ve devam edebilen bir hikaye olması için önce bir tabii ki bir kitap ve standart bir format olması lazım. Kitap olması lazım. İnsanların ben kitap alacağım dediğinde alacağı şey olmalı. Yani bize yazarlık yaptığım dönemde senaryo ve hikaye dersleri de almıştım profesyonel olarak mesleğim olduğu için. Orada hep öğretilen şey vardı. Bir villain olur. Hı hı. Kahraman olur. Ya da kahramanın yolculuğunda anlatıyor olduğumuz bir şema olur. Bir kahramanın geçmesi gereken bir süreç. Hatta biraz fazla standartize edilmiş ama hı, işleyen bir süreç var. Yani o engel çıkar, yıkılır, ona verilen görevi kabul etmez falan, biliyoruz kahramanları. Dünyada çok satan romanlar hep belli bir formülle yazılmış. Formül, aynen. Bunun böyle olması çok şaşırtıcı olsa da pop müzik gibi. Yani evet, tutan ve sevilen ritim biliniyor. O ritmi yapmazsan senin ayıbın. Yani satmak istiyorsan yapacaksın gibi. Marvel filmleri gibi. Marvel filmleri gibi. Yani bu öyle abi, hani bu sen bu janrada bir şey okumak istiyorsan kahramanın yolculuğu. Hoca gelecek, o hoca ilk başta istemeyecek. Sonra hoca onun bilmem ne falan çatışma. Sonuç evet, evet, kötü adam. Hatta bize şey derlerdi. Hatta hala öyle diyorlar. Hala takip etmeye çalışıyorum senaryo dersleri verenlere. İlk 10 sayfada senaryonun ya da kitabın kötü belli olmalı, iyi belli olmalı falan. Şimdi burada devam edecek mi diye sorduğun soruya ithafen cevap. Özellikle de ne tarafa genişleyeceğini merak ediyorum. Kişisel bir okur olarak. Evet, ben de inan bunu romanın rüzgarlarından biri olsun istiyorum. Hmm. Yani ben bunu kitap okumuş bir insanın, birazdan işte kahramanımız var. Kahramanımız bir çatışma yaşayacak. Bu çatışma sonucunda zorlanacak. Birinci denemede başaramayacak. İkinci denemede ya da başka bir sürü yapımlar, şey, metodlar var. Kahramanın yolculuğunun çok güzel yeni yorumları var. Muhteşem yeni yorumları var ama hep aynı yere geliyor konu. Bir şemaya. Az önce söylediğim hani edebiyat bir baş kaldırıdır da biraz bunu da tutmak istemiştim. Yani romanın, sen de biliyorsun kastettiğin şey o, kurgusunun ya yani okuyucunun bu romanın nereye geleceğiyle dair bir fikri olmuyor. Evet. Hayat gibi, olaylar zinciri gibi neyin neye dönüşeceğini kimse bilmiyor. Birazcık bunun dediğim gibi romanın ve dünyanın ve belki bir hatta çok fantazi, kendi fantazi okuru şaşırtmaya çok müsait. Yani, evet, bu işte yani hatta yapabilirsin. Benim ana rüzgarım o. Yani neden bu olmuyor? Bir roman şey değil mi zaten? Okurun tahmin edebileceği şeyden ziyade tahmin edemeyeceği, hatta bunun içinde polisiye böyle bir sürü canı var. Korku, hani beklenmeyenin başa gelmesi ama hep beklendik şemalar. Şey yapmaya çalıştım. Asla tahmin edilemez bir kurgu yapmaya çalıştım. Yani neyin neye dönüşeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla kitabı okuyan birinin hala bak şey olmayabilirdi. Son sayfa olması, o ekstra basılı son sayfa. Ya bu şimdi bir devamı olacak mı? Olmalı mı? Var mı? Gerek var mı? Falan sorusu çok daha havada kalabilirdi. Hadi o kadar havada kalmasın diye bir ipucu bıraktım. Zaten şeyi de merak ediyorum. Kitap çıktıktan sonra okurlarla iletişim nasıl oldu? Nasıl dönüşler aldın? İletişim hiç koparmadım. Dediğim gibi ben bu kitabı başkalarının için yazdığımı düşündüğüm için. Yani böyle yazdım ve tamam ne olursa olsunluk bir serüven olsun istemedim. O yüzden okurlarla iletişimi yani özellikle sordum. Sağ olsun şöyle bir bilinen bir şey var ya. Yazarın yakınları veya arkadaşları kitabını okumazmış. Bu bilinen bir şeymiş yani. Ben de biliyorum bunu. Öyle tam bir şey okumazmış. Öyle, öyle, seni seven kimse kitabını okumazmış. Falan. Çünkü seni sevmeye devam etmek isterlermiş falan filan. O yüzden hani zorlamak istemedim kimseyi ama arkadaşım belki yakın arkadaşlarıma harici diyeyim. Arkadaş grubuma baskı biraz yaptım. Yani yapmamam gerekiyordu ama yaptım yani. Yapma sebebim de şu abi. Dediğim gibi bu bir roman mı? Sen bunu okuduğunda tatmin oldun mu? Ve sence ben buna devam edebilir miyim? Sen bana söyler misin? Ben kendim cevaplayabilirim ama okurdaki yorumları çok merak ettim. Dolayısıyla evet ben bu dünyayı genişletmek istiyorum. Ama okuyucuyu şeyde bırakmak istemedim çok. Yine bilim kurgu türüne dahil edebilecek miyiz? Mesela devamı gelirse yoksa türler arası geçiş yapmayı düşünüyor musun? İşte bunlar çok güzel konular İsmail. Çok güzel şeyler soruyorsun. Ya türler arası geçiş acayip yapmak istiyorum. Yani acayip yapmak istiyorum. Evet, sen de öyle bir heves görüyorum. Evet, türler arası çok geçiş yapmak istiyorum. Çünkü gerek yok aslında bir şablonu takip etmene aslında. Yani yıkabilirsin, yeniden yapabilirsin. Yani düşünsene biçim olarak bile ortaya hizalı bir metinle başlamış bir serüvende ben şimdi sanki şey gibi geliyor. İstediğim limana dönebilirmişim gibi. Tabii, evet, çok müsait. Çok müsait olsun istedim. Ve kimse bana kızamasın istedim. Hani yani gemiyi oraya saptırdım, buraya saptırdım. Kimse, abi ben böyle başladım zaten demek istedim. Bunu sevenlerle çok konuştum. Yani ne mutlu ki gerçekten. 10'da 9 çok güzel şey duydum. Sevmeyen bir arkadaşım var, onu bilerek çağırdım. Çünkü onun hissettiği negatifi göze aldım ben. O bilerek, o da profesyonel biri. Profesyonel kızgınlığını biliyorum.
bana niye böyle yaptığını. Ama onu göze alarak, abi bak onu göze aldım çünkü şöyle yapabilmek için. İşte o da buydu. Türler arası geçiş yapabilmek ve hani yarın ne olacağını belli etmeyen bir macera sunabilmek için böyle bir metot tercih ettim. Devam edeceğim. Ama güzel. Şimdi şey yapacağız. Yani eğer başka, özellikle fantastik bir türde devam ederse örneğin. Edebilir, evet. Aynen. İlginç olabilir. İlginç bir seri olabilir. Çok ilginç bilim bir seri. Bilim kurguyla başlayıp fantastikle devam edip korkuyla bitiyor. Aynen öyle. Değil mi? Niye çok olmasın? Tuhaf çok tuhaf bir şey olabilir. Bilimle, bilim felsefesini bu kadar kullanıp tamamen bilimi bir kenara bırakıp böyle gaza basıp korkuya kırabilir bir anda ki ben çok ilerledim devamlarında. Devamları fazla. Heyecanlıyım. Birinciyi okumuş ve seven ve kafasında bazı acaba oluşmuş bir adama ikinciyi vermek için. Bak abi konuyu ben buraya getirebiliyordum demek istiyorum. Ve sen bunu okudun ve kabul ettin ve sevdin. Yani sen bunu okudun, senin de payın var bunda. Sen merak ettin bunu, bak o konu buraya geliyor. Cezasını bak o konu buraya geliyor ve yine hiç itiraz edemez. Yine tamamen bilim temelli falan demek istiyorum. Biraz o başka bir şey. Teşekkürler. Soru da alabiliriz bu arada. Tabii, Miran. Evet. Süre. Evet. tabii. Toparlıyoruz zaten ufak ufak soruları. Sorabilir miyim? Tabii lütfen. Ki buyurun. Ruhbanı terletebilecek bir soru, bir konsept var mı? Daha doğrusu ilk gezegeni, büyük gezegeni terletebilecek bir soru, konsept. Bir nevi zorlanacağı demek istiyor. Ne konularda konuşmazdı? Çok iç huzurunda ya o. Her şeyi çoktan kabul etmiş ve her şeye cevabı hazır gibi davranıyor ya. Karşısına hangi konsept çıksaydı terler? Cevabını biliyorum. Cevabı şu, İsmail'in önce sorduğu sorulardan bir tanesiyle de bütünleşik. Kendi bilmezliğiyle, bu çok kötü anlatacağım da, umarım toplarım. Bilinmezliğiyle çok terlerdi. Terlerdi derken ne mesela biliyor musun? Bilinç konusunda düşünen bir adam olduğu için sana doğru da cevaplayacağım. Yardım konusuyla da çok şey, ruhbanın ya da büyük gezegenin varoluşsal amaçlarından biri olduğunu biz bilmiyoruz ama tanık olduğumuz ve tanık olabileceğimiz tek hali yardım etme girişimi. Bir başkasına değme, bir başkasının hemhal oluşu ve onun iyiliğiyle beraber kendi iyi olabileceğinin farkındalığı. Ruhbanı ne terletildi? Bunun yoksunluğu, yani olmazlığı. Bence Türkçe kelime yok ama Türkçe mükemmel bir dil. Takılarla her şeyi yapabiliyorsun. Kendini bilebilmemezliği, bilemeyebileceği falan gibi. Yani anlatabilmeye çalıştım ama anlayabildiğini düşünüyorum. Tamam, güzel. Olmasan söylerdim. Evet. Var mı başka sorusu olan? Eğer yoksa imza attırmak isteyenler. Toparlıyoruz. Herhalde yok. Tamam, çok teşekkürler geldiğiniz için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.